Evet arkadaşlar, hadi kaldığımız yerden devam edelim. Bu soruyu hatırlamayan yoktur. Çözmeyen de belki yoktur. Bakmışsınızdır illaki ama nasıl çözeriz, nasıl yaparız? Biraz daha böyle yöntemsel üzerinden gideceğiz. Uğraştığınız soruyla eminim ki hatta şu iki soruyu da yandaki çözdünüz diye düşünüyorum. Bakalım başka, evet, üç sorumuz var arkadaşlar buna bağlı olarak. Genelde yakınılan bir soru arkadaşlar. Hatta geçenlerde bir öğrenci geldi böyle büyük bir telaş, panik içerisinde. İşte ben sözel mantık sorularını yapamıyorum. Ya da yapamayacağım gibi diyor, yapamıyorum, uğraşıyorum falan vesaire. Daha başlamadık derslere, dersime de girmiyor henüz ama böyle bir konuşma geçti. İşte birisi kola içiyor, birisi meyve suyu içiyor, birisi makarna alıyor falan. Ben nasıl yapacağım gibi bir yakınmada bulundu. Sonra bu soruyu gösterdi anladığım kadarıyla. Bana bunu vurguladı anladığım kadarıyla. Araştırırken, bakarken bu soruya rastladım. Sanki bunu anlatıyordu bana. Genelde böyle bir ön yargı oluşuyor bu tarz sorulardan sonra. İşte birisi onu almışsa o da onu almıştır. Kola içen aynı zamanda bilmem neyi almıştır falan. Keşke böyle gelse. Hiç sıkıntı yaratmaz. Çünkü karışık gibi görünen, öncül çok, tablo var vesaire, bunlar emin olun en basit sorular arasında yer alıyor. İçiniz çok rahat olsun. Hatta bakalım işte beraber. Eminim ki uğraştınız, çözdünüz. Ama ben yine de şöyle bir hızlıca bir geçeyim. Dikkat lütfen. Bir lokantaya giden K, L, M, N ve P. Ha bu arada aklıma gelmişken bir önceki soruya bakacağız demiştim. Çok kısa hemen bir geçeyim arkadaşlar onu. Nervin A aldığı durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur sorusu. Bunu da hatırlatalım arkadaşlar. Nermin A aldığı durumda, hatırlayın, A notunu iki kişi alacaktı. Nermin A alırsa doğal olarak A'ya bir kişi gidebiliyor. Doğal olarak Gizem ve Hasan'a bir bakalım, aynı notu almıştır, belki olabilir. İsmet ve Hasan farklı notlar almıştır, fena olmaz. Dikkat arkadaşlar, çözmedik bakalım, hocam soru ekrana gelmemişti, çözmedik dediler. Evet, bu soruyu arkadaşlar bakacağız o zaman, birlikte yine bakacağız. Ben hemen şu soruyu bir hatırlatayım. Şu soruyu hemen bir hatırlatayım size. Sonra da otobanın tablosunu beraber çizelim. Bu arada Bursa gibi sanki cevaplar geliyor. Hangisi kesinlikle doğrudur? İsmet F almıştır diyor. Evet, kesinlikle doğru olacak. Nermin A alırsa, tabloyu hatırlayın lütfen. A, B, C, D, F diye ayırmıştık. A'da iki kişi vardı. İsmet gidemeyecek tabii ki A'ya. B, C, D de doluydu zaten. F'ye kalmıştı üç kişi. İsmet F almıştır ifadesi kesinlikle doğru olmalıdır. Doğru cevabımız Bursa'dır arkadaşlar, unutulmasın. Evet, haydi tabloya beraber bakalım. Haydi beraber ulaşalım arkadaşlar. Çorbalar, yemekler, içecekler verilmiş. Bir lokantaya giden K, L, M, N ve P yukarıdaki menüden verdikleri siparişlerle ilgili diyor. Şunlar bilinmektedir. Haydi bakalım beraber. Hiç acelemiz yok. Anlayarak gidelim. Bir tane çözelim, adam akıllı çözelim. Menüde yer alanların hepsi en az bir kez sipariş edilmiştir. Mutlaka domates çorbasını birisi içmiş, mutlaka fasulyeyi birisi yemiş, mutlaka suyu biri içmiş, tamam. Herkes bir çorba, bir içecek ve farklı bir yemekten istemiştir. Herkesin istediği yemekler farklı diyor, dikkat. Herkes bir çorba, bir içecek ve farklı bir yemek. Yani aynı içeceği isteyebilirler. Mesela atıyorum suyu, KL içebilir ikisi, değil mi? Ama aynı yemeği ne yapamazlar? Yemezler. Doğal olarak gözden kaçmasın lütfen. Herkes bir çorba, bir içecek ve farklı bir yemekten istemiştir diyor. Devam. N ile aynı çorbadan sipariş eden M yemeklerden makarna istemiştir. Ben şöyle bir seslendireyim. Sizin çözmenizi de istiyorum bu arada. Size de zaman kazandırmak istiyorum. O yüzden okuyorum tekrar tekrar. Tabloyu çizeceğim zaten şimdi. Mercimek çorbası isteyen iki kişi balık veya türlü istemişlerdir. Mercimek çorbasını demek ki iki kişi istemiş. Balık veya türlü istemişler. P içeceklerden meyve suyu, yemeklerden fasulye istemiş. İçeceklerden kolayı yalnız K ve L istemiştir diyor. Haydi tablomuzu çizelim. Nasıl çizeceğiz? Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Çorbalar diyelim. Bu sefer de bunları yana alalım. Bakalım böyle nasıl olacak? Çorbalar, yemekler ve içecekler, değil mi? Kimler var? K var, L var, M, N ve P var. Dikkat. Bu sefer de böyle çözeceğim arkadaşlar. Bir de farklı bir tablo deneyelim. Genelde yapılan, gidilen vesaireleri yukarı çekiyorduk. Bir de böyle deneyelim. Bakalım bizi zorlayacak mı? Menüde yer alanların hepsi en az bir kez sipariş edilmiş. Tamam. Herkes bir çorba, bir içecek ve farklı bir yemekten istemiştir. Tamam. Bu da tamam. N ile aynı çorbadan sipariş eden M, yemeklerden makarna istemiş diyor. M, yemeklerden makarna istemiş. Yemeklerden makarna, dikkat. N ile aynı çorbadan sipariş etmişler. Domates, tavuk veya mercimek, tamam.
Mercimek çorbası isteyen iki kişi balık ve türlü istemişlerdir. Şimdi dikkat, burası çok önemli. Mercimek çorbası isteyen iki kişi balık veya türlü yemeklerden. Çorbadan mercimeği isteyen yemekten balık veya türlü seçiyorsa. Dikkat, M kişisi ne seçmişti yemeklerden? Makarna. Balık veya türlü değil. Ha, demek ki mercimeği seçmeyecek. E ne kalıyor geriye? Domates çorbası ya da tavuk. Dikkat, çorbalardan domates ya da ne yapacak? Tavuğu seçecek M, değil mi? Tekrar. Aynı çorbayı sipariş eden ne diyor? Demek ki ne de tavuk ya da domates. Domates ya da tavuk tercih edecek çorbalardan. Tekrar, mercimek çorbası isteyen iki kişi balık veya türlü istemişlerdir. Ha, yemeklerden balık veya türlü yazabildiğim kişiye mercimek yazacağım. Dikkat, M ne istemişti yemeklerden? Makarna. Demek ki çorbalardan mercimek istememiş. E o zaman domates ya da tavuk. E ne ile aynı çorbayı istemişlerdi? O zaman ne de domates ya da tavuk seçecek, değil mi? Devam. P içeceklerden meyve suyu, yemeklerden fasulye istemiştir diyor, değil mi? Aynen. P içeceklerden meyve suyu. Dikkat. P'ye içeceklerden meyve suyunu yazdım. Yemeklerdense fasulye. Dikkat. Kaçırma lütfen. Çok önemli bir soru. Sağlam bir soru. Önemli. P içeceklerden meyve suyu, yemeklerden fasulye. E yemeklerden balık ve türlü istememiş. Yani mercimek çorbasını o da istemiyor. Doğal olarak yine çorbalardan domates ya da tavuk kalıyor, değil mi? P'ye de. Doğal olarak domates, tavuk veya ne yapacaklar? İki çorbayı, mercimeği değil tabii ki. M, N, P aralarında paylaşacaklar. E doğal olarak mercimeği kim istemiş olabilir? İki kişi istemiş de. E o zaman K ve L. Mercimeği yazdım. Aynı şekilde buna da mercimek yazdım. Mercimek ve mercimek ne oldu? K'ye ve L'ye gitti. İki kişi istemişti. Onlar aynı zamanda balık veya türlü istemişti. Yemeklerden de balık ya da türlü. Buna da yazdım. Balık ya da türlü. Bu tabloyu tekrar tekrar çizmemi isteyenler lütfen belirtin. Çünkü sıkıntılı bir sorudur. Biraz karışık bir sorudur. Devam. Başka ne diyor bana? İçeceklerden kolayı yalnız K ve L istemiştir. Ha, o zaman içeceklerden kolayı da buna yazayım. E ne kaldı geriye arkadaşlar? Ne kaldı geriye? Hemen bakalım. Meyve suyu ya da su. Meyve suyu ya da suyu da ne yapacak? M ve N aralarında paylaşacaklar. E doğal olarak tablomuz budur. Oluşmuştur. Biraz karışık gibi gözükse de veriler çok olduğu için işimiz kolaydır, olur mu? Çok rahat çizebilirsiniz bu tabloyu. Ben birkaç soru üzerinde düşünürken anlamadığınız tarafı lütfen sorun. Anlamadığınız noktayı lütfen sorun. Kaçmasın, olur mu soru? Yerinde bir sorudur. Böyle bir soru bekleniyor. Bu tarz bir soru bekleniyor. Lütfen haberimiz olsun. Gelebilir karşımıza. Cevaplar geliyor. N'de pilav diyor. Tuğba Özgürt arkadaşımız. Tuğba Hanım. Evet, aynen öyle. Pilav olacak. Değil mi? Geriye sadece pilav kaldı zaten. Evet, bunu da söylemekte fayda var. Sadece verileri yazdığımız için orayı boş bıraktık. Kesinlikle haklısınız. Buraya zaten pilav kalacak. E boşluk da olsun, değil mi? Doğru söylüyoruz. Boşluklar da olsun, sıkıntı olmasın. Tablomuz bu. E haydi bakalım, cevaplar geldi sanki. K mercimek çorbası istemiştir deniyor. Bakalım. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Mercimek çorbasını iki kişi istemişti zaten. O da K ve L'den birileri zaten ikisi. Değil mi? Kim kaldı başka? Mercimek çorbasını onlar almıştı. Doğal olarak K mercimek çorbası istemiştir. Kesinlikle doğru cevaptır. Adana'dır. Devam. Aşağıda verilen siparişlerden hangisi neye ait olabilir? Neye bakıyoruz? Bunu soruyor bize, dikkat. Neye bakıyoruz şimdi? Mercimek çorbası isteyemez. A şıkkını elediniz. Türlü isteyemez. D ve E'yi de elediniz. Değil mi? Mercimek elendi. D ve E de elendi. Problemsiz. Bunları kapattık. Kolayı da K ve L istemişti. Bunu da eledik. Cevabımız Bursa. Değil mi? Kesinlikle cevabımız Bursa olmalı. Cevaplar geldi zaten ve inanılan diğerlerinden de mutlaka diğer arkadaşlarımızdan da gelecektir cevabımız. Bursa demeliyiz, değil mi? Tekrar. Hangisi neye ait olabilir? Dikkat. Türlüyü ne istemiyor? Çünkü mercimek çorbası alanlar balık veya türlü istiyor. O domates çorbası almıştı veya tavuk. Doğal olarak türlünün olduğu şıkları eledim. D ve E gitti. Mercimek çorbası da K ve L tarafından paylaşıldı. E kolayı da sadece K ve L istedi. E demek ki Bursa
neye ait olabilir? Kesinlikle doğru cevap. Mustafa Bey'den, Emin Hanım'dan, Dilek Hanım'dan cevaplar geldi. Değil mi Damla Hanım'dan? Meynin tavuk çorbası ve meyve suyu istediği biliniyorsa. Meynin diyor. Tavuk çorbası ve meyve suyu istediği biliniyorsa. Makarnada kaldı zaten. Ne diyor başka? Hangisi kesin olarak yanlıştır? Meynin tavuk suyu ve meyve suyu istediği, tavuk çorbası ve meyve suyu istediği biliniyorsa. Dikkat! Tavuk çorbasını yazdım M'ye. Meyve suyunu da yazdım. E makarna da var. Tamam. Burada sıkıntımız yok. E diğerleri de net zaten. Bakalım ne olabilir? N'ye tavuk çorbası istemiştir. Olabilir. Kesinlikle yanlıştır diyemem. Çünkü çorbayı paylaşabilirler. Aynı çorbadan alabiliyorlar. P domates çorbası istemiştir diyor. P domates çorbası isteyebilir. Değil mi? Böyle bilgimiz de olabilir. N içeceklerden su istemiştir. N'ye bakalım, içeceklerden suyu isteyebilir. Değil mi? Çünkü meyve suyunu mu istiyor? Meyve suyunu P de istiyor. E kolalar paylaşıldı, geriye su kaldı. Doğal olarak N suyu istemişti de sıkıntı yok. Denizli'ye bakalım. N içeceklerden meyve suyu istemiştir. Kesinlikle yanlıştır. Mustafa Bey, Damla Hanım, doğru cevaplar geldi. N içeceklerden meyve suyu istemiştir. Yanlış. Neden? Çünkü kola gitti zaten. Meyve suyunu M aldığını söylüyor zaten. M'nin aldığını. E P'nin aldığını da söylemiş de. E su kaldı. Değil mi? Bu boşta kaldı. E meyve suyu alırsa neye dikkat? Meyve suyu alırsa suyu kim alacak? Bunların hepsi en az bir kez sipariş edilmişti. E doğal olarak ne olacak? Suyu almıştır olacak. Doğal olarak dikkat, ne içeceklerden meyve suyu istemiştir ifadesi kesinlikle yanlıştır. Çünkü meyve suyu M'ye ve P'ye gidecek. Su boşta kalacak. Suyu istemiş olmalı. Denizli kesinlikle yanlış ifadesinin tam karşılığıdır. Problem yoktur. Tabloyu anlamayan varsa, kaçıran varsa, tekrar dinlemek istiyoruz diyenler sıcağı sıcağına sorsunlar ki eksikleri anında giderelim arkadaşlar. Probleminiz olmasın. Evet, doğru cevaplar geldi. Gayet iyisiniz, müthişsiniz. Onu söyleyelim öncelikle. Gerçekten harika gidiyorsunuz. Doğru cevaplar geliyor. Arada kalan yok. Çok nadiren anlaşılmayan yerlere temas ediyoruz. Çok nadir o da. Çok normaldir. Keşke hepsine değinsek. Sıkıntımız yok. İçinizde sıkıntı kalmasın. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bu çok güzel şeylerin habercisi. Sözel mantıkta gayet iyi yapacağınızı gösteriyor. Çünkü çok farklı soru tiplerine bakıyoruz. Benzer sorulara bakıyoruz. Zor sorulara bakıyoruz. Kolay, çok kolay sorulara da bakıyoruz. E doğal olarak çıkmış sorular, çıkabilecek sorular. Her şeye bakıyoruz. Buralarda problem yaşamıyorsanız inşallah sınavda da inanıyoruz ki böyle büyük bir problemle karşılaşmayacaksınız. Siz soruyla uğraşırken ben de ufak tefek açıklamalarla size zaman kazandırayım arkadaşlar. Mantık sorularının yanı sıra şüphesiz ki sınavın o 80 soruluk kısmın neredeyse tamamına yakınını paragraf oluşturacak. Biraz da sözcük ve cümlede anlam olacak değil mi birkaç adette? Ama daha çok paragraf üzerine kurulmuş bir sınavla karşı karşıyayız. Mantığı halletmeye çalışacağız. Emin olun birkaç hafta içerisinde zaten bitmiş olacak. Bir şey de kalmadı. Sorular hep birbirini tekrar ediyor. Hep aynı sorular üzerinde uğraşmaya başladık dikkat ederseniz. Ne kadar zor bu soru desek de hemen cevapları veriyorsunuz. Yerinde gayet iyi. E doğal olarak çok büyük bir sıkıntımız olmadığını, kalmadığını gösteriyor. Yaklaşık 4-5 haftadır devam ediyoruz. Bir bu kadar daha elimizden geldiği kadar mantıkla, paragrafla vesaireyle uğraşacağız. Sınava sizleri en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. İçiniz rahat olsun. Bir süre sonra da arkadaşlar belki 1-2 haftaya kadar paragrafa başlayacağız. O anlamda sıkıntınız olmasın. Evet, bir otelde diye başlayan soruya bir bakın arkadaşlar hemen. Ben de yavaş yavaş tahtamı sileyim, hazırlayayım. Bir de bunu çizelim bakalım. Bu nasıl olacak? Bize neyi soracak? Evet, ne diyor? Bakalım arkadaşlar beraber. Hiç acele etmeyin lütfen. Anlayarak gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Bize ne öğretiyor? Bir bakalım lütfen. Evet, ne diyor soruda? Bir otelde P, G ve H tipi odalar vardır. Tamam. P, G, H tipi. Bu odaların döşenmesinde K, L ve M tipi karyolalar ile P, R ve S tipi masalar kullanılmıştır. Bakın 3 değişkenli bir olay değil mi? 3 değişkenli. Bakalım bunu nasıl toplayacağız? Bu tabloyu nasıl çizeceğiz? Şimdi 40 türlü çizilebiliyor. Kimisi şöyle yapıyor. Mesela diyor ki FGH'yi ben buraya yazarım. FGH'yi ben buraya yazarım diyor. E yanına diyor KLM tipini yazayım. E buraya da PRS tipini yazayım. Eşleştireyim falan. Problem. Problem yaratır. Yaparız eyvallah ama problem yaratabilir. 3 bilinmeyeni de bir araya koyduğun tablo daima problem.
Yapacağımız şey daima arkadaşlar dikkat,